Bir hafta boyunca Talas'ın 2000 rakımlı Ali Dağ'ın zirvesinde gerçekleşen şampiyonada yarışmacılar belirlenen mesafeye gitmek için uçuş gerçekleştirdi. Heyecanlı anların yaşandığı yarışma düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Herkes sizlerin görüşlerine aykırı hiçbir davranışını asla söylüyoruz. Bunu sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda sizlerin az önce ifade ettiğiniz gibi Talas 175 bin civarında bir nüfusu bağrında barındırıyor ama. Törenin açılışında konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Serdar İlker, yarışmaya Almanya, ABD, Türkiye ve İran'dan 67 sporcunun katıldığını belirterek yarışma güzel bir şekilde tamamlandı. 67 yarışmacıdan 17'si yabancıydı. Amacımız her yıl yabancı sayısını artırarak Kayseri'nin Talas ilçesini ve Ali Dağı'nı yurt dışında daha da çok tanıtmak. Kayseri bizim için vazgeçilmez yerlerden biri dedi. 67 sporcumuz yarıştı. 67 sporcumuzdan 17 tanesi yabancı sporcuydu. Amacımız her sene bu yabancı sporcu sayımızı daha çok artırarak Kayseri'nin Talas ilçesini ve Ali Dağı'nı yurt dışına daha çok tanıtmaktır. Bu amaçla federasyon olarak, Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak her sene mutlaka Kayseri'de bir yarışma düzenliyoruz. Kayseri bizim için bir açıdan vazgeçilmez yerlerden bir tanesi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise sözlerini yarışmaya katılanlara teşekkür ederek başladı. Başkan Yalçın, Ali Dağ markasıyla bir şampiyonaya 10 yıldır ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, her yıl katılımcı sayısını biraz daha arttırmayı ve dünya şampiyonalarına yeniden ev sahipliği yapmayı amaçlıyoruz. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Türk Hava Kurumu, yarışmacılar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu. Katkılarınızdan dolayı hepinizi kucaklıyorum. Efendim 10. Uluslararası Ali Dağ Yamaç Paraşütü Şampiyonası bilindiği gibi Ali Dağ ismiyle özgünleşmiş bir yamaç paraşütü şampiyonası olduğu için bizim onurumuz, gururumuz. Her yıl biraz daha kalabalık bir şekilde daha artarak ve önümüzdeki yıllarda da inşallah şimdi masada da konuştuğumuz gibi uluslararası ve dünya şampiyonası düzeyine getirmek üzere bir amacımız var. Öncelikle ben de hem federasyon yetkililerine hem de Türkiye Hava Kurumu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç da Ali Dağ'ın gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade ederek, kendimi Ali Dağ sevdalısı olarak tanımlarsam yanlış söylemiş olmam. Her fırsatta Ali Dağ'a yürüyüş yapmak için çıkarım şeklinde konuştu. Ben kendimi bir Ali Dağ sevdalısı olarak burada tanımlarsam yanlış söylemiş olmam. Aklıma düştüğü zaman Ali Dağ'a çıkarım. Başkan Büyükkılıç, Ali Dağ'ın gerek şehre yakınlığı gerekse doğal yapısıyla dikkat çektiğini anlatarak, biz Ali Dağ'ımızı atlı sporumuz ve yamaç paraşütünün merkezi olarak nitelendirirken, inşallah önümüzdeki dönem içinde yapacağımız önemli bir projeyle, zaten Ali Dağ'ı 360 projemizde değerli başkanımız her zaman yanındayız, yürüyüş, bisiklet ve ata binme amaçlı merkez haline getirdiğini biliyoruz. Başkanımız altyapı ve ağaçlandırma çalışmalarını yapıyor. Bizim de Ali Dağ'ın zirvesinde yeme içme ve seyir alanları, yürüyüş yolları ve teleferik projemiz var. Talas ve federasyonumuz el ele vererek gerekli çalışmaları yapacağız ifadelerini kullandı. Biz Ali Dağ'ımızı gerek atlı sporumuzun gerek bilindiği üzere yamaç paraşütümüzün merkezi olarak nitelendirirken inşallah önümüzdeki dönem içerisinde yapacağımız önemli bir projeyle zaten 360 Ali Dağ dediğimiz projeyi değerli başkanımızla bize ihtiyacı olduğu an her zaman yanındayız. İnsanların spor amaçlı, bisiklet amaçlı, yürüme amaçlı ya da değişik amaçlı kullanmasına fırsat hazırlayacak önemli bir merkez haline getirdiğini bilmekteyiz. Konuşmaların ardından dereceye girenlere plaketleri verildi. Yarışmada genel klasmanda Basat Oktay 1., Metin Kavuncu 2., Gülşah Hoş 3. oldu. Kadınlarda birinciliği Gülşah Hoş, ikinciliği Merve Gülşah Arslan, üçüncülüğü İran'dan Fateme Eftek Hari elde etti. Spor klasmanında ise ipi İran'dan Muhammed Ali Hovseni Samani 1. olarak, Kayep Reddas 2. olarak, Mohsen Mansori 3. olarak göğüsledi.